Evet değerciler, programın bu bölümünde siyaset konuşacağız. Çok sevdiğim konuklarım burada. Doktor Gülfem Saydan Sanver ve Faruk Acar. Her ikisi de siyasal iletişim uzmanları. Bizim de klasikleşmiş konuklarımız. İkisinden de son derece ne diyeyim, eğleniyorum program yaparken sıkılmadan konuştuğum konuklar. Hemen biz başlayalım. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Çok şıksınız beyefendi yine. Teşekkür ederim. Hanımefendi her zaman şıksınız. Teşekkür ederim. Sağ olun. Siz geldiğiniz zaman biraz kendimi ezik hissediyorum. Estağfurullah. Yanında. Estağfurullah. Bir fotoğrafla başlamak istiyorum. Ya. Çok ilgimi çekti bu fotoğraf. Haluk'cum, değerli yönetmenim ya da hanginiz oradaysanız. Bir şeyle ilgili bu Putin'in bir fotoğrafı var. Hem Azerbaycan hem Ermenistan Cumhurbaşkanları'yla. O fotoğrafı ekrana getirebilir miyiz? Anan içeride panik şimdi. Getiremeyecekler. Evet, Putin şurada Putin oturuyor. İşte bu olayı canlandıralım o halde. Çocuklar getirebilirse söyleyin. Ha, geldi. Geldi şimdi. Evet. Yani bunu göstermeyi sevişiz. İkiniz de siyasal iletişimin Türkiye'deki en önemli isimleri arasında belki ikisindesiniz. Bu fotoğraf siyasal iletişim açısından ne anlatıyor? Ben kendimce gazeteci gözlerine gördüğümü sonra söylerim ama Gülfem Hanım başlarsak bu fotoğraftaki vücut dili, masa dili, görsellik sizce ne ifade ediyor? Putin hakim benim mesajı veriyor. Kısaca yani bir cümleyle özetleyecek olursam Putin hakim benim mesajı veriyor. Putin'in aslında daha önceki birçok devlet başkanlarıyla ya da dış bürokratlarla verdiği fotoğrafların birçoğunda biz görüyoruz bunu. Büyük büyük masalar kullanıyor. Ondan sonra bir tarafta kendisi oluyor. Hatta bazen oturduğu koltuk farklı oluyor. Burada koltuklar aynı. Ondan sonra. Fakat yine çok büyük bir masa. O da çok sade farkındaysanız. Dergisi yan yana süt dökmüş kedi gibi. Evet. Putin... İkisinin de mesela elleri bacak aralarına şöyle oturuyorlar. Omuzlar düşük. Evet. Farkındaysanız ikisinde de karşıda sanki böyle bir anlamda sorguya çekilen iki kişi gibi. Putin de tamamen şu kollarını da böyle öne koyarak hakim bir görüntü veriyor. Yani kahraman benim mesajı bu. Lider benim mesajı. Ki mesela ben burada Azerbaycan Cumhurbaşkanı yerinde olsam masaya şöyle dirseğimi koyup elimi de şöyle koyardım diye düşünüyorum. Acaba bu konuda bir eğitimleri mi yoksa o komünist rejimden kalma bir duruş pozisyonu bu. Ne dersiniz Faruk Acar? Vallahi ben şimdi oradaki kişilerin Putin, Aliyev, Paşinyan değil de Ahmet, Mehmet, Ali diye değerlendirseydim bu fotoğrafı şöyle yorumlardım. Evet gençler, şimdi hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Diyerek şöyle aynen. Durumu toparlama. Yani sanki patron ve Tabii. Yani öğretmen ve öğrenci. Bir abi. Abi ve kardeşler. Patron, aile reisi falan. Ve ailenin evet. Diğer geri kalan efradı. Yani karşısına almış. Şimdi sizin yaptıklarınızla ilgili şimdi bir değerlendirmeye varacağız falan diye böyle bir toplantı hali gibi değerlendirirdim. Tabii yani hem Aliyev'e hem Putin'e hem de işte Paşinyan'ın duruşuna baktığımızda emin olun şu anda izleyicilerin tamamı aynı görüntü, aynı fotoğrafı, aynı şekilde bizim gibi algılayarak okuduğunu söyleyebiliriz. Yani ben büyük olasılıkla sizin dediğiniz gibi eğer Aliyev'in yerinde olsaydım bu fotoğrafta, bu karede kendi duruşumu da bir şekilde ortaya koyabilmek ve bir haklı mücadelenin sonucunu da almış bir lider olarak. Çünkü orada kazanan o. Aynen. Dolayısıyla daha büyük bir özgüvenle orada olmayı yeğlerdim. Ama muhtemelen geçmişten gelen o bastırılmış duyguların dışa vurumu. Acaba o mudur? Yoksa belki de toplantının önemli bölümünde Aliyev çok daha rahat ve çok daha hakim otururken özel bir kare çekilip özel bir kare seçilmiş olabilir mi? O da mümkün. Liderlerin böyle tavırlarında olduğunu biliyorsunuz var. Zaman zaman. Özellikle Putin'in var. Özellikle bizim liderimize de karşı aynı yaklaşım için biliyorsunuz bir bekletme şey oldu. Evet. Yani bu sembolik şeyleri, fotoğrafları kamuoyuna paylaşmaktan çekinmeyen bir lider ve bunu bir üstünlük olarak gören ve böyle pazarlamaya çalışan da bir lider. Belki kendi iç siyasi kamuoyu açısından bunun kıymetli olduğunu söyleyebiliriz ama bu her iki ülke
liderleri için, yani Paşinyan için belki aynı şey geçerli olmayabilir. Çünkü zaten yeterince... rezil olmuş vaziyette. Aynen, rezil bir duruma düştü zaten Ermenistan halkı nezdinde. Ama Aliyev'in bu kadar güçlü bir karizmaya ulaşmış olmasından sonra şöyle bir fotoğrafı Azerbaycan kamuoyunda, Azerbaycanlı vatandaşların gözüne düşünün. Yani beni burada rahatsız eden şey Türk halkı olarak. Türk olarak rahatsız oluyoruz. Bir de galip yani adam. Aynen. Azerbaycanlı vatandaşların bu anlamda bu fotoğraftan son derece rahatsızlık duyabileceğini söyleyebiliriz. Ama Putin bunu önemseyen bir lider değil. Yani özellikle bunun üzerinde fotoğraf bırakmak isteyen bir şeyi de var, tutumu da var. Bu da siyasi iletişim açısından bence kendisi adına çok kıymetli bir şey. Burada kaybedenin siyasi iletişim açısından karşısında oturttuğu evet gençler diyerek algılanmasına sebep olabilecek diğer liderlerin duruşu. Ha bütün toplantı esnasında sizin dediğiniz gibi çok rahat geçmiştir de. Bir yani an bu 100 tane kareden bir tane böyle bir şey çıkmıştır. Yani o fark da etmez. Bir, o da bir yetenek. Çıkan budur yani, ya sonuçta. Evet, yani sonuçta. Yansıyan budur yani. Dünya kamuoyuna yansıyan bu. Ama kasti burada daha kesin. Önemli olan. Kasti değil mi bu? Kesin tabii ki, kasti. Kesinlikle tabii, kasti. Tabii. Kesinlikle burada kasti. Daha önemli olanı bu fotoğrafı tabii bu hafta içerisinde bütün Türkiye'de sosyal medyada çok fazla insan değişik açılardan ele aldı. Türkiye'nin niye masada yok diyenler oldu. Türkiye'nin neden masada olmadığı ile ilgili bir eleştirel yaklaşım söz konusuydu. Bizim tarafımızdan bakıldığında durum bununla ilgili belki değerlendirilebilir. Ama bu fotoğrafa baktığınızda çok mutlak bir üstünlükle Putin'in karizmasının ortaya konduğu bir fotoğraf olduğunu söyleyebiliriz yani. Çünkü oturma şekli bile öyle. Tabii. Yani. Evet. Peki hemen bir başka fotoğrafa geçelim. Onu göstermeyeceğiz. Zaten hafızamızda nakşolmuş vaziyette. O fotoğrafı da bir konuşalım. Milli Görüş'ün eski köklü isimlerinden evet. Ve bir anlamda Saadet Partisi'nin abisi. Ön planda görünmeyen teknik direktörü ya da teknik danışmanı diyebileceğimiz bir önemli isimle Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın buluşması. Başından beri yani ittifaklar kurulmaya başladığından beri yaklaşık 2-2,5 seneden beri ya da 3 seneye yakın bir süredir hep konuşulan şuydu. Ben bunu Temel Bey'le de Karamollalı'ya da sorduğumda ya o şimdilik çok bu işlere karışmıyor ama haklısınız. Yani ben her zaman orada bir Cumhurbaşkanı tarafına ya da işte AK Parti tarafına yakınlık olabileceğini düşünüyordum. Ama pek karışmıyor denmişti. Karıştı mı? Bu bir ittifakın ön hazırlığı mı? Nedir? Şimdi uzunca zamandır biliyoruz ki Cumhur İttifakı'nın bileşenlerini genişletmek ya da ittifakta olduğu diğer paydaşlarını genişletmek üzerine bir stratejisi var. Aynı şekilde Millet İttifakı'nın da buna mecbur kendini hissediyor olduğu gibi. Oğuzhan Asil Türk, tabii Saadet Partisi, Refah Partisi'nden bugüne çok önemli bir yere sahip olan, saygı duyulan ve parti içerisinde abi. Yani hani amiyane tabirle, hani nereden hatırlıyoruz? Bülent Arınç'tan hatırlıyoruz. Özgül ağırlığı olan bir isimdir Milli Görüş camiası içinde. Dolayısıyla Oğuzhan Bey'le Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bir araya gelişi bugünlerde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu ittifak cephesini genişletmek üzerine bulunduğu girişimin bir başlangıcı olarak değerlendirebiliriz. Çünkü matematik var, yüzdeler var, dağılımlar var, destekler var, karşıtlar var. Dolayısıyla bu matematik için bizzat AK Parti'nin kendi önerisiyle referandumdan da geçmesiyle de birlikte artık %50+1'i mutlaka bulmak zorunda olduğu bir sistem durumu söz konusu. O nedenle de bu %50+1'i bulabilmek için daha önceki seçimlerde AK Parti ve MHP'nin oylarının yeterli olduğunu biliyorduk. Evet. Fakat yeni seçmen gelişiyor. Gelişen seçmenlerle de birlikte hem AK Parti'nin işte oluşan bagajı hem MHP ile ilgili olan beraberliği, Kürtlerden koptu algısı, şu su, bu su falan. Yani bir sürü
sebebi olabilir. 18 yıllık bir yıpranmanın da getirdiği bazı düşüşlerin yaşanabilme potansiyeline karşın bu ittifakta %1'in dahi çok kıymetli olduğu bir noktada şu an itibariyle öncelikle biliyorsunuz Devlet Bahçeli, Sayın Devlet Bahçeli, Sayın Meral Akşener'e bazı söylemlerde, davetlerde bulundu. Bu karşılık bulmadı. Şu anda Türkiye'de tabanı olan %0.2 dahi olsa çok net bir kitlesi olduğunu bildiğimiz partilerden biri Saadet Partisi. Dolayısıyla bu Saadet Partisi'nin CHP'nin meşru noktada görülmesi, yani sağ seçmen nezdinde daha meşru görünmesi fotoğrafına uyum sağlayan bir yardımı da söz konusu. Yani Millet İttifakı'nın İyi Parti dışındaki işte muhafazakar seçmenler nezdinde de biz artık böyle dinle, işte dindarlıkla, İslamiyetle, işte inançlarla, özgürlük, bunlarla ilgili bir sorun yaşamıyoruz. Bizim yaklaşımımız ortada. Bakın işte Saadet Partisi'yle de birlikteyiz. Birlikte hareket edebiliyoruz. Fotoğrafını koymasını sağlayan, yani %1'den çok daha büyük bir anlam ifade eden bir yanı var Millet İttifakı için Saadet Partisi'nin. Dolayısıyla Saadet Partisi'ni ikna etmek için daha önce Cumhurbaşkanı Erdoğan bizzat Temel Karamollaoğlu'nu davet etmişti AK Parti Genel Merkezi'ne biliyorsunuz. Ve bu görüşmenin iyi geçmediği söylenerek Millet İttifakı nezdinde daha kıymetli bir yerde olduğu ifade edilmişti. Nitekim Saadet Partisi'nin tutumu da böyle idi sonucu itibariyle. Bugün itibariyle de baktığımızda Cumhurbaşkanı'nın böyle bir genişletme, yani DSP'yi de söyledi ki Külliye'de sanırım DSP Genel Başkanlığı'nı da davet etti, görüşme yaptı. Ama DSP'den ziyade Saadet Partisi'nin burada Saadet daha ortak bir şey çünkü. Aynen. Ve yani onun Saadet'in lideri giderse seçmeye de gider. Ama DSP'nin lideri giderse sadece lideri gider. Belki karı çocuğu bile gitmez yani. Aynen, aynen. Dolayısıyla ben bu fotoğrafın çok kıymetli olduğunu düşünüyorum. Ama Saadet Partisi tabanı nezdinde bir heyecan yaratmıştır. Ya da karşıtlık durumu söz konusudur. Bunu bilemeyiz. Çünkü şunu unutmayalım. AK Parti Saadet Partisi'nin içinden doğan bir parti. Evet. Yani ben milli görüşten gelen ve AK Parti'ye geçmeyen insanların AK Parti'ye emin olun CHP'den daha karşıt olan bir muhalefet hali olduğunu hatırlıyorum. Şu an itibariyle durum bu mudur? Bunu önümüzdeki süreçte göreceğiz. Ama yani Temel Karamollaoğlu'nun buradaki yaklaşımı önemli. Sadece Oğuzhan Bey'in tutumu dolayısıyla Saadet Partisi buraya doğru evriliyor demek doğru olmaz açıkçası. Peki Oğuzhan Asil Türk böyle bir şeye yeşil ışık yakmış mı? Yani bir işbirliği, bir ittifaka katılım konusunda yoksa tamamen başka şeyler mi konuşulmuş? Zaten bir yani ziyaret... Nezaket ziyareti falan denildi ama... Aynen. Bu paylaşılıyor. Ama yani... buradan çıkabilecek sonuç sadece Oğuzhan Bey'in tamam bundan sonra böyle hareket ediyoruz şeklinde o anlamda değil de yani ya yani. Ben de yanayım bir arkadaşlara bir oturup tekrar istişare ederiz ben de fikrimi söylerim ama mümkün, ben bu fikir mümkün böyle bir şey olmuş mümkün, olabilir ama partinin genel hali bunu yansıtır mı Oğuzhan Bey gibi yaklaşır mı onu zaman gösterecek. Bir de orada değişik bir olay daha var. Saadet Partisi'nin içerisinden de bir de Fatih Erbakan yeni bir parti kurdu. Küçüktü evet. Yeniden Refah Partisi. Yeniden Refah Partisi. O da Erbakan kültürünü yaşatan bir yerde pozisyon almış vaziyette. Babasının yolundan devam edeceği iddiasıyla. Yani oradaki durum da nasıl şekillenecek bilmiyorum ama şunu net söyleyebiliriz. Bugün 100 bin oy bile alan ve ittifaklara taşıyabilen partiler çok kıymetli hale geldi. Geliyor. O yüzden bu kadar çok parti kuruluyor. Parti kuruluyor. Önümüzdeki herkes dönemde bir şey kapmak istiyor. Bir milletvekilliği. Sarıgül bile parti kurdu. Yani bir ilçeyi kazanamadı. Daha önümüzdeki Mustafa günlerde Sarıgül ama çok olacak. Daha çok olacak. Daha çok olacak. Bir tane biz mi kursak? Burada 3 eğilim var. Herhalde 2,5 eğilim var. Benim gayet, pek eğilimim yok ama. Bir partiye biz kuralım bari. Bence bir şeyi yansıtıyoruz. Bir şeyi yansıtıyoruz. Aynen öyle. En azından makul
makbuliyeti yansıtırız. Aynen. Yani. Şimdi, kesinlikle. En kıymetlisi. Senin görüşünde benim dünya görüşüm arasında 180 derece fark olmasına rağmen biz seninle her zaman oturup bir yere girip konuşabiliyoruz. Tabii. Ve birbirimizi anlıyoruz. Birbirimize karşı en ufak bir tersliğimiz de yok. Emin olun millet bunu istiyor. Bunu istiyor bence de. Çok tamam. İstiyor hem de. Gerçekten. 3 kişi, 11 kişi daha bulursak partiyi kurarız. Bence mümkün. Ama Türkiye'de makul 11 kişi daha olmak kolay bir şey değil. Yani milyonlar var ama parti kurmaya ihtiyacı yok. Yok yine de var ya. Var mı? Selim, feraset sahibi çok fazla çok insan var. Evet. Var yani. De parti kurarım emin değilim. Ben bile kurmam. Siyasete girer mi? Yüfem Hanım şimdi bu ziyaret konuşuldu. Biliyoruz ki Tayyip Bey bu ziyaretleri yapacak, daha çoğaltacak önümüzdeki günlerde ama şunu da biliyoruz ki Recep Tayyip Erdoğan zaten bugünlerin geleceğini geçmişten biliyordu. Yani iktidarın yıpranmasının ve iktidar alternatifi oluşmasının önüne geçme çabası ilk değil. Önce Has Parti, sonra Süleyman Soylu'nun Demokrat Parti. O gün hiçbir alternatif bırakmamış ortalıkta. Evet. Saadet dışında. Sonra şimdi yeni alternatifler çıkıyor. Şimdi yeniden onları tekrar belki içeri katma. Yani Tayyip Bey'in ilk kez bir seçim ittifakları dahi konuşulmazken daha alternatifleri ortadan kaldırıp çatı altına çekme girişimi yapan ve bunu öngören bir siyasetçi. Yani Tayyip Bey için her şeyi söyleyebilirsiniz lehte ve aleyhte ama siyasi öngörüsünü ve siyaset yapma biçimindeki pragmatik tutarlılığa kimse bir şey diyemez. Bugün de aynı şeyi yapma kapasitesi sahip mi? Yani saadeti içinde eritebilir mi? Belki bir vadede MHP'yi veya artık orada kim kimi eritir içinde olabilir değil mi? Biraz farklı bir partiler çünkü ama oraya mı gidiyor iş? Yani bir ikili siyasete mi gidiyor? Çünkü hep de AK Parti'nin en başından kurulduğu günden itibaren hep siyasetteki arayışı bir dualite üstüne. Türkiye'de iki siyasi görüş olsun, biri sol olsun, biri sağ. Evet. Sağ biz temsil ederim, solu kim ederse etsin bize ne? Biz solu şeytanlaştırarak her zaman sağ kazanır. Değil Cumhuriyet'in 100. yılı, Cumhuriyet'in 500. yılına kadar biz iktidarda kalırız diye kafalarında fikir vardı. Bunu mu yapmaya çalışıyor bir kez daha? Şimdi şöyle, anketler ortada. Yani evet partiler işte... Bu ay biraz birisinin oyu yükseliyor, birisinin iki oyu yükseliyor, birisinin bir ay düşüyor falan filan ama genelde görünen şu ki Millet İttifakı ve Cumhur İttifakı başa baş kilitlenmiş durumda. Ve de işte Faruk Hoca'nın söylediği de doğru, burada %1'lik oy, 100.000 oy bile bütün bir seçimin kaderini belirleyebilecek kadar önemli. Özellikle Cumhurbaşkanlığı seçiminde. İstanbul'da gördüm 16 katkıda bulunayım, %1'i o kadar hafif görüyoruz ki %1 oy demek... 600 bin seçmen. Seçmen demek. 600 bin. Evet. Evet. Şimdi dolayısıyla da tabii ki bütün partiler her an birbirleriyle ittifak görüşmeleri içinde, destek görüşmeleri içinde, ittifakların içinde ne kim ne şekilde yer alabileceği üzerine konuşmalar geçiyor. Şimdi tabii ki Adalet ve Kalkınma Partisi köken olarak Saadet Partisi ve Milli Görüş kökeninden gelmesine rağmen hatırlayacak olursak Cumhurbaşkanı Erdoğan seneler önce biz Milli Görüş gömleğimizi üzerimizden çıkardık iddiasıyla ortaya çıkmıştı. Ama sonra tekrar giymek serbest. Gömlek çıkarırsınız, asarsınız. Gerçi ben evet bu gömleği çıkaracağım. Yarın programa gelirsem yine giyeceğim yani. Şimdi tamam. Aslında tabii siyasette bu kadar kolay değil o gömlek. O kadar rahat çıkarıp giymek ama. Valla söz konusu ama... Tayyip Erdoğan'ın çok kolay gibi geliyor bana. Çünkü seçmeni ve kitlesi diyor ki giyiyorsa bir bildiği vardır, çıkarırsa bir bildiği vardır diye bir kitlesi de var ya bir yandan. Yanlış mı düşünüyorum bilmiyorum. Yani bir moda ikonası olduğunu söyleyebiliriz. Evet, bir moda ikonu belli belli dönemlerde en azından. Eskize kadar moda olmasa bile hala belli bir kitle tarafından moda olarak görülüyor. Evet. Şimdi yine de ben o şekilde düşünmezdim. Seçmenlerin elbette ki Cumhurbaşkanı Erdoğan'a karşı hem bağlılıkları var ciddi anlamda. Bu yadırganabilecek bir şey değil ama yine de bence artık geldiğimiz durum 2020 siyasi ortamı Sayın Cumhurbaşkanı ne yaparsa doğrudur, ne yapmazsa doğrudur noktasından artık uzaklaşmış durumda. Dolayısıyla o eskiden olsa belki işte gömleğimi çıkarttım dediği zaman daha rahat inanılıyordu ama şimdi gömleği çıkarttım, gömleği giydim. Kaldı ki şunu da göz önünde bulundurmamız lazım. O dönemde beraberinde getirdiği siyasi yol arkadaşlarının hiçbiri şu an yanında değil. Yani o beraber gömlek çıkarttıkları arkadaşları şu anda eğer beraber gömlek giyeceklerse de yanında değil. Dolayısıyla bu kadar... Çağırınca gitmezler mi acaba tekrar? Bilemiyorum tabii. Bilmiyorum. Ki yani siyaset ama siyaset. En azından şu anda görünen nokta o
o kişilerin hiçbiri siyaset arenasında bile değil. Yani sadece bir kısmı arenasında değil, bir kısmı yanında değil. Aynen öyle. Dolayısıyla bu kadar kolay bir şey olabileceğini düşünmüyorum. Saadet Partisi ile ittifak arayışı olabilir mi? Pek tabii ki olabilir. Günün sonunda Cumhur İttifakı özellikle son dönemde Adalet ve Kalkınma Partisi'nden içinden çıkan partilerle beraber, yani Gelecek ve Deva, küçülen bir parti imajında. Oysa ki diğer taraf Millet İttifakı da sürekli büyüyen bir ittifak imajı var. Şimdi siyasette kendinizi güçlü göstermeniz gerekiyor. Ve bu büyüklük kavramları bu gücü de temsil ediyor. Yani Putin'in fotoğrafı gibi. Aynen öyle. Dolayısıyla şimdi birincisi Cumhurbaşkanı Erdoğan bu eriyen parti imajını kırması lazım bir yerde. Saadet Partisi ile bunu bir şekilde toparlamaya çalışıyor olması çok muhtemel. Ve de çok da haklı olur. Çünkü şu anda imajı bu değil. İmajı şu anda küçülen, içinden sürekli partilerin çıktığı bir görüntüde. Diğer yandan sadece görüntü olarak da almamak gerekiyor. Şu anda kendi içinden çıkan bu partiler, Gelecek olsun, Deva olsun, işte sürekli hem Cumhurbaşkanı Erdoğan aleyhinde hem de Adalet ve Kalkınma Partisi, Cumhur İttifakı aleyhinde propaganda yapıyorlar. Dolayısıyla bir dönem ortak seçmen havuzu diyecek olursak bu beraber seslendikleri seçmen grubuna bu insanlar negatif imaj veriyorlar. Negatif söylemlerde bulunuyorlar. Bakın bunlar hata yaptı. Biz bu yüzden ayrıldık. Bizi de bir dinleyin diyorlar. Şimdi herkes bakın biz bu yüzden ayrıldık. Bizi de bir dinleyin. Bunlar eski yoldakiler, eski bizim yol arkadaşlarımız değil. Çok ortam değişti, çok hatalar yaptı derken. Şimdi burada da kendi mahallesine hayır hayır o kadar da kötü değil bunlar diyecek bir aktöre ihtiyacı var. Kendisi dışında. Dolayısıyla Saadet Partisi'ni eğer kendi içine katarsa bu aktörü de yaratmış olur. Hmm. Yani kendi mahallesine kendi dışında olumlu konuşacak bir aktör olur. Çünkü şu anda kendi dışında bütün içinden kopanlar negatif konuşuyor. Dolayısıyla sadece imaj olarak değil seçmenlere ulaşmadaki söylem açısından da ihtiyaç var. Peki o zaman şimdi. Bir üçüncü noktam daha var onu da söyleyeyim. İkinci noktaya ilgili bir şey soracağım sonra üçüncü noktaya geçeceğiz. Şimdi burada bir bıçak üstü bir durum var. Tabii. Neden? Bu görüşmeden sonra İttifak eğer gerçekleşmez ise bu kez diyecekler ki bak Saadet de o da olmadı. Olmadı. Ne kadar çaresiz kalmışlar ki buradan bile bir şey beklediler ama olmadı diyecekler. Olursa dediğiniz gibi lehte. Ama olmazsa bu sefer tam tersi bir imaj uyanacak. Mı? Şimdi, bu, haksız mıyım? Zaten biz de tam da bu nedenden bu konuşmanın içeriğini tam olarak bilmiyoruz. Siz dediniz ya ne konuştular, ittifak mı konuştular? İşte tam da bu nedenle bilmiyoruz. Hı. Çünkü biz bilsek ki ittifak konuştular ve sonunda Saadet Partisi ittifaka girmedi. Bu çok negatif olurdu. Karizma çizici olur biraz. Dolayısıyla biz bilmiyoruz. Belki de torunlarından konuşmuştur diye düşünüyoruz. Yani hı hı. Tabii ki başka bir şey konuşmuş olma ihtimalleri yok. Ama bu nedenle de bu açıklanmıyor. Resmi olarak açıklanmıyor. Aynen öyle. Şimdi bir üçüncü noktada özellikle Saadet Partisi'nin son dönemde yaptığı iletişim çalışmaları var biliyorsunuz. Çok sosyal güzel yapıyorlar. Bayılıyorum çok evet. Komikler. Evet. Gerçekten güzel bir iletişim kampanyası yapıyor ve çarpan etkisi yapıyor iletişim kampanyası. Yani diğer partiler de onlardan esinlenmeye başlıyor. Ve çünkü, çok genç bir kampanya mesela. Saadet Partisi ile ilgili genel algı böyle daha ihtiyar, daha aksakallı parti algısının aksine muazzam genç kampanyalar yapıyorlar. Evet, örneğin en son... Ben de buradan tebrik ediyorum. Değil mi? İyi yapıyorlar evet, değil mi? Evet, evet, kesinlikle evet. İyi yapıyorlar. Az önce onu konuşuyordum. Ben de çok başarılı buluyorum. Şimdi yani. Dolayısıyla da güzel de etkili. Yani bence şu anda Saadet Partisi'nin reklamları Deva'dan da Gelecek Partisi'nden Gelecek Partisi'nden de Deva'nın da sosyal medya kullanımından çok daha çok etkili bir hale geliyor. Böyle bir şey insan Deva Partisi'nden bekler mesela. Onlarda böyle bir yetenek yok. Evet, evet şu ana kadar onlardan onlar böyle yok. Bir etkileyici çalışma görmedik. Evet. Fakat Saadet Partisi güzel iletişim yapıyor. Evet. Şimdi bunu da kesmek istiyordur. Çünkü güzel bir iletişim yapıyor. Hakikaten çok güzel mesajlarını veriyor. Yani hem artan hayat pahalılığı ile ilgili örneğin dalga geçerek falan çok tabii. Bir de insan normal siyasi mesaj seyretmez. Gelse telefonu var kapat atarım. Bunun gideri seyrediyor insan ister istemez. Çünkü neşeli ve eğlenceli. Tabii. Evet ve de tamamen gündem. Yani işte enflasyon oranları asgari ücret konuşulduğu anda bile. Onu yapıyor. İşte son 2-3 gündür sürekli siz de programımızın ilk bölümünü ayırdınız. Sosyal medya kullanımını yapıyor, konuşuyoruz. Hemen onunla ilgili bir şey yapıyor ve onu yine vermek istediği mesajlarla beraber yapıyor. Yani sadece o sosyal medya üzerinden değil. Bunu da kesmek istiyor yani. Bunu da kesmek isteyecektir. Çünkü etkili bir şey. Dolayısıyla kendisine bu anlamda yani sadece
pozitif yazmasa bile Saadet Partisi'nin ona gelişi, ittifaka katılışı, şu negatifliği önlese bile yeter. Aslında onun için çok büyük bir avantaj. Zaten hatırlayacak olursak sadece Saadet Partisi değil, Hüdapar'la da görüşmeler yapıyor Sayın Cumhurbaşkanı. Hatta bir Alternatif Kürt Partisi kuruluşuyla ilgili bir takım söylentiler ve dedikodular var. HDP'nin oylarını... HDP'nin uzaklaşmasının yarattığı hasarı Hüdapar ve Yeni Bir Kürt Partisi'yle onarmak istiyorlar. Evet, ama ben o noktadan uzak olduklarını düşünüyorum açıkçası. Yani HDP seçmeninin öyle kolay kolay yeni bir partiye gideceğini de çok düşünmüyorum. Hüdapar'da zaten uzun bir süredir bu ittifaka içinde yer almasa bile destek verdiğini biliyoruz. Mesela Demirtaş'ı serbest bıraksalar yeni bir dönem olur mu orada? Ben olacağını zannetmiyorum. Çünkü artık serbest bıraksa bile bunun bir mecburiyetten serbest bırakılış olduğunu gayet net biliyor bence HDP seçmeni. Yani o eşiği geçtiklerini düşünüyorum ben iktidar aşamasında. Ben düşünmüyorum mesela o eşiği geçtiklerini. Yani bir pazarlık sonucu serbest bırakabilirler. Yani pazarlıklar her zaman vardır siyasette. Siyasette pazarlığın yeri vardır diye düşünüyorum. Bilemiyorum. Peki şimdi yine ittifakadan bahsederken, şimdi Meral Akşener dün akşam burada, ya dur ona geçmeden başka bir şey söyleyeyim. Geçen hafta seyrettiniz mi Babacan'la olan programı? Evet. Genel olarak Babacan'la ilgili izlenimimiz nedir? Daha giderek gelişiyor mu, yoksa durdu mu? Yani hitabet, siyaset yapma üslubu olarak daha mı sabit kaldı, daha mı gelişiyor? Ben başarılı buldum. Çok akıcıydı, takip ettiriyordu. Hı hı. Yani olaylara yaklaşımı, sizin ortaya koyduğunuz ve hatta zaman zaman da zorladığınız alanlarda, yani kamuoyundaki düşüncelerin sizin tarafınızdan daha sert bir şekilde nasıl karşılık bulabileceğini görmek adına, yani tam bir gazeteci, yani güzel bir program oldu. Dolayısıyla bence konulara hakimiyeti açısından başarılı. Yani kendi adıma yorumlayabilirim. Akıcılığı gayet makuldü. Ve şeye gelmiyor. Mindere gelmiyor. Orası evet, çok güzel, gelmiyor. Çok kıymetli. Yani popülizm yaparak insanların talep ettiği ve ağzımdan salyalar çıkarcasına bir muhalefet dilini benimsemiyorum. Ben makuliyeti temsil etmek istiyorum. Alanımda güçlü şeyler yapmak istiyorum gibi bir hali var idi. Bunu neden söylüyorum? Burası önemli. Çünkü kongrede böyle değildi. Böyle değildi. Sanki diyorum acaba bir gün önce sizin yaptığınız eleştirileri dinledi. Olabilir. Ve ondan olabilir. Belki... Yani keşke, inşallah. Yani öyle bir şey de varsa onu söyleyebilirim. Çünkü makuliyeti bekleyen, az önce de sürekli söylediğim, belki sıkılabilir insanlar bunu söylüyor olmaktan. Ama insanların şu anda bu dile ihtiyacı olduğunu, bunun da bir Türkiye'de bir yer tutması gerektiğini savunanlardan biriyim ben. Yani çünkü aklı selimin, sağduyunun, soğukkanlı yaklaşımın bir şekilde artık galip gelmesini bekliyor insanlar. Yani şu anda bakın 2021, benim için hala işte yarın birazdan 2 saat sonra doğum günüm olacak. Şunu söyleyeyim. İyi ki doğdun, mutlu bir yıl olsun. Eyvallah, hep beraber inşallah. Şunu söyleyebilirim, hala benim için herhalde 43 Aralık diyebileceğim bir dönem, yani hala 2020'de kaldığımızı görüyorum. Çünkü şu 2021'e girdiğimiz an itibariyle yaşadığımız ve önümüze çıkan siyasi tartışmaların tamamını şöyle bir hatırlayacak olursak 12-13 günde, emin olun ya rezalet, yani hakikaten milletin böyle... dedi artık böyle içinden bunları konuşmak istemedi. Ya kardeşim bizim gündemimiz ne? Siz ne yapıyorsunuz? Bizim için de aynı. Hayır, hani, ya biz buraya ya bazen çıkıyoruz. Ben utanıyorum programlarda konuşmaya bazı kesinlikle konuları. Ya biz buraya çıkıyoruz. Ya şu konuyla ilgili bu nedir? Ya tamam, bu bir gündem sonuçta. Evet. Ama kamuoyu mu onu takip ediyor? Lider mi kamuoyunu takip ederek bir şey yapıyor? Belli değil. Herkes birbirine girmiş. Vatandaşın gündemi tamamen alakasız. Yani tamamen uzak bir şekilde devam ediyor. Dolayısıyla şimdi Ali Babacan geçen hafta gelmiş. Burada soruyorsunuz. İşte şunlara ne yapacaksınız? Herkesin böyle böyle üstüne atlayıp çullanmak istediği başlıkları sorduğunuzda şey diyor hemen. Ya ben onlara, ya milletin böyle istediğini biliyorum diyor. Ya çullanmam gerektiğini, popülizm bunu gerektiriyor diyor. Ama ben bunu yapmayacağım, duruma bakacağım diyor yani. Ya bunu diyebilmek şu anda gerçekten büyük bir erdem. Büyük lüks. O nedenle
Ben açıkçası başarılı bulduğumu söyleyebilirim. Peki bu siyasette başarı mı getirir, başarılı mı? Çünkü siyasette sanki biraz... gerçi bunu ilk defa şeyde gördük. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminde her iki tarafta sertleşmeden uzak davranmaya çalıştılar. Evet. O kutuplaşmadan uzak olmaya çalıştılar. Gerek İmamoğlu özenle uzak durmaya çalıştı. Kimseye bulaşmadı. Binali Bey zaten tarzı itibariyle tabii, de ona duruş, uygun değildi. İkisi de birbirlerine ve seçimde ona göre at yarışı bitti. At başı bitti. Fakat ikinci tura gidildiğinde Binali Bey'e kim tavsiye etti onu hiç bilmiyorum ama yanlış bir tavsiyeyle sertleşme tavsiye edildi. Fark 800 bine çıktı birdenbire. Evet. 15 binden 800 bine çıktı. Yani kaç katına çıktı? 80 katı mı oluyor? 80 katına yani. Çıktı. Bu siyaseten artık para edecek olan bu mu? Yani bu kutuplaşmadan uzaklaşma, makulleşme daha mı çok oy getirecek artık insanlara? Şimdi makuliyet... Çünkü neden sonra? Özür dilerim, lafını kestim. Ona da cevap verirsin. Çünkü söylenen şu, birkaç gündür takip ediyoruz. Gerek sosyal medyayı, gerek gazeteleri. Bu sertleşmenin Tayyip Bey'in oyunu arttırdığını, AK Parti'nin oyunu arttırdığını yazıyor bir takım yazarlar. Hakikaten böyle mi durum? Ben böyle olduğunu şu anda düşünmüyorum. Çünkü şu anda AK Parti hırpalanan bir parti. Yani sallıyor, muhalefet sallıyor. Farkındaysanız iktidar partisi, AK Parti bugüne kadar hep gündem oluşturan bir partiydi. Şimdi gündemi takip etmek durumunda kalan bir parti konumunda. Yani o oradan onu söylüyor, bu buradan bunu söylüyor. Ona da yetişeceğim, buna da yapacağım. Sosyal medyada da odaklanalım. Hep beraber teşkilatlar, buna da cevap vermeliyiz. Biz biriz, birlikteyiz falan. Onu da davet edelim, hepsi davet edelim. Yani bir sürü mesaj kirliliği, bir sürü mesaj karmaşası. Yani neyi savunmam gerekiyor AK Partili olarak? AK Parti üyesiyim, AK Parti taraftarıyım. Tayyip Erdoğan'ı çok seviyorum. Yolunda, hani öyle insanlar da var yani. Kefenini giyip sokağa çıkan insanlar var. Biliyorsunuz o insanlar var. Şimdi dolayısıyla bu insanlar ben Cumhurbaşkanı'nın hangi mesajını ya da partiden gelen genel merkez aracılığıyla paylaşılan hangi mesajı savunmalıyım, arkasında durmalıyım mı takip edemiyor, zorlanıyor. Ya yani bugün mesela bakın en güzel kampanya, yani son dönemlerde en başarılı bulduğum kampanya bugün Tayyip Erdoğan'ın. Ön tarafta bir kedi vardı. Kedinin arkasından Tayyip Erdoğan ve ekibinin silüetini gösteren işte bir sanırım bir açılış yapılmış. Ve atı beslediği bir video yayınlandı. Geçen hafta da köpek de vardı, bir tane köpek gezdiriyordu. Şimdi emin olun bu bütün kampanyaların tamamını yani ben liderimin yanındayım, biz biriz, asla kefeni giydim, o yaptım, bu yaptım. Hepsinden çok daha kıymetli diyebilirim. Yani net bir şey söylüyorum. Peki bu da orada, ne demek oluyor? Orada da ifrada kaçmıyor mesela işte. Geçen hafta iki tane köpek sokaktan bulduk, barınaktan kedi, at falan böyle. Sanki şey gibi, hayvanat bahçesi ziyareti gibi olmuyor bir yerden sonra. Fakat şöyle, şu anda insanlar eğer gündemi konuşmayacaksanız, bari en azından benim sevdiğim şeyleri konuşalım. Yani bu da kıymetli denilebilir. Bu da siyasi iletişim açısından, sadece siyaset için de değil yani. Tüm markalar açısından, yani bir pazarlama için... Bir kampanya iletişimi için kesinlikle vatandaşa dokunabileceğiniz bir alan bulmalısınız. Bu alan şu anda ekonomiyle mümkün olabilir. Vatandaşa işte asgari ücretle dokunabilirsiniz, işte emekliye oran korona yardımıyla dokunabilirsiniz. Bir sürü başlık olabilir. Ama şu anda bunlarla ilgili dokunma konusunda bir sıkıntı var. Yani çünkü... Tatminkar dokunulamıyor. Tatminkar değil. Evet, dokunmuyor değil ama tatmin olmuyor insanlar. Dolayısıyla en azından yani bir konu değiştireceksem, bir olayı farklı bir yere evireceksem bunu bir atı besleyerek yapabilirimin tarzının... Yani bir de bu makuliyet bir ılımlılığı da beraberinde getiriyor. Yani insani tarafı da öne çıkartıyor. Şimdi siyaset yapanlara baktığınızda şu anda insan, yani insan temelinde değerlendirildiğinde... Ne ar, ne namus, ne şeref, ne haysiyet, ne onur. Yani kimin ne söylediği, ben üst düzeyde liderlerin söylemlerinden söz etmiyorum. Aşağıda millet birbirine küfür halinde. Yani o ona söylüyor, bu buna sövüyor. Ya sen zaten şöylesin, sen zaten... Yani herkes birbirine tükaka halinde. Bu çok riskli bir durum. Yani yapılan araştırmalarda kutuplaşma artık artmıyor.
Yok kardeşim böyle bir şey. Kutuplaşma son derece net. Ha, artmıyor şundan, limitte zaten. Ha, yani yani vatandaşların bugünkü haline baktığımızda... Kutuplaşma savaş zaten. Yani. Bugünkü haline baktığımızda artık o ılımlılığın bir yer ettiğini söyleyebiliriz. Peki popülizmin karşılığı yok mu? Var. O da var. Yani sadece tek başına ılımlılık makuliyet değil. Aynı zamanda o ses halinde... Çok net bir duruş sergileme halinde olan bazı işte bakanlar var. Yani bunlardan örnek söyleyecek olursak Süleyman Soylu. Şu anda Türkiye'de en çok beğenilen bakan. Evet. Peki karşılığına baktığınızda tarzı son derece sert, perde çok üst düzeyde bir yerde. Dolayısıyla bunun karşılığında ya Faruk ya hem en beğenilen bakan ve tarzı belli hem de ılımlılık. Hayır. Şimdi bir alanı birileri kapatıyor. Bu aynı zamanda beraberinde karşı alanı da oluşturuyor. Dolayısıyla o alanı kim kaparsa o önümüzdeki dönemde başarılı olacak. Orada eğer Ali Babacan'sa Ali Babacan, orada eğer Davutoğlu'ysa Davutoğlu, orada eğer Meral Akşener'se Meral Akşener, Kılıçdaroğlu çıktı dışına. Yani bu üçü arası. Ya Kılıçdaroğlu artık şu saatten sonra makuliyet zemininde yer bulacak Bulamaz. Bir aktör değil. Yani. Yani şu anki durum da bunu gösteriyor. Ama bakın geçen hafta söylemiştim. Davutoğlu sallayacak yani silkeleyecek işte aşağı düşenler bir şekilde Ali Babacan toplayacak gibi görüyorum demiştim. Şu anda Kılıçdaroğlu sallayacak kim toplarsa. Ya bunu görüyoruz. Akşener yani. Toplayacak o toplayacak. Akşener topluyor. Babacan kısmi olarak alacak işte diye. Bari yani tazminat davaları yardım etseler. Yani şu anda ben... AK Parti'nin bir an önce, yani iletişim açısından söylüyorum, AK Parti'nin bir an önce olayı toparlayacak şekilde CHP'yi takip etmek yerine, yani CHP çünkü sürekli, yani bir taktik bulmuş şu anda muhtemelen, bir strateji devam ediyor, sürekli bir yerlerden sallıyor. Yani oradan sallıyor, buradan sallıyor, yani alakasız bombardıman halinde. Dolayısıyla işte bir gün türban oluyor, diğer gün Boğaziçi oluyor, öteki gün işte asgari ücret oluyor, bir iki gün yani bugünlerde tartıştığımız konular falan. Ya hiç alakasız ve AK Parti, iktidar partisi olarak sadece bunlar. Ya farkında değil ama zaman geçiyor. Vatandaşsa ya kardeşim bunları bırak diyor yani. Ya bırak. Ben şu anda senden başka şeylere cevap bekliyorum. Ya bırak Kılıçdaroğlu'na yani, cevap vermeyi bırak artık. Eskiden CHP'ye yönelik olarak ya Türkiye'nin gündemi bu değil, siz çözüm üretmiyorsunuz, boş laf üretiyorsunuz tuzağına CHP şeyi de çekti diyorsunuz, AK Parti de çekti. Şu an çok net söyleyebilirim. Bu da diğer partilere yarıyor. Doğal olarak yani insanlar çünkü duymak istediği şeylerin dışında şeyleri duydukları için artık sıkılmaya başlayacaklar. Bir şeyi sürekli yapmaya başladığınızda artık alışkanlık haline geldiği için... Farklı şeyi söyleyen insanlara odaklanmaya başlayacaklar. Söylenmemişi söylüyor olmaları dolayısıyla ve bunu da ılımlı bir şekilde, makul bir şekilde anlatıyorlarsa vatandaşlar kulak bir şey diyor kesilmeye yani. Başlayacaktır. Değerli izleyiciler, bazılarınız demişsiniz ki ne konuştuğun zaten anlaşılmıyordu. Maskeyle hiç anlaşılmıyor. Zaten de hiç arasında pek bir fark yok. Demek çıkarsam da anlamıyorsunuz, taksam da anlamıyorsunuz. O yüzden sorun yok. Beni anlamaza gerek yok. Konuklarımı anlayın yeter. Beni zaten kimse anlamadı bugüne kadar. Bir kişi anladı da yanlış anladı dedikleri gibi. Ama siz yine de ne dediğimi şimdi de anlamadığınız için sorun değil. Ne diyorsunuz? CHP hakikaten alakasız bir bombardıman içerisinde mi? Şöyle... Alakalı, alakasız bilemiyorum ama ben de açıkçası son dönem yaptıkları iletişimi çok da beğendiğimi söyleyemem. CHP'nin. Evet, çünkü bence bir dönem çok daha halkın gündemi odaklı gitmeye başlamışlardı. Şimdi bizde Türkiye'de şöyle bir sorun var gerçekten. İktidarın gündemi ve halkın gündemi arasında tamamen ya da siyasetin gündemi ve halkın gündemi arasında bir boşluk var. İkisi iki farklı uçlarda duruyor şu anda. Dolayısıyla muhalefetin yapması gereken ana nokta sürekli halkın gündeminde kalmak. İktidarı da orada cevap vermeye mecbur bırakmak. Şimdi
Sayın Cumhurbaşkanı da aslında sürekli aynı şeyi yapıyor. O da örneğin bu son konuşmasında işte 2 dakika pandemi, 20 dakika Cumhuriyet Halk Partisi ile ilgili konuşmuş. Dolayısıyla... Herkes gelirse aşıyı merak ediyor aslında. Tabii aslında herkes aşıyı merak ediyor. 2 dakika o, 20 dakika Cumhuriyet Halk Partisi. Şimdi iktidarın neden böyle yaptığını çok net anlayabiliyoruz. Çünkü halkın gündemini bilmediklerini düşünmüyorum. Biliyorlar ama verecekleri cevapları yok. Yani şu anda belli ki aşıyla ilgili net bir şey söyleyemiyor. Ya da ekonomik krizle ilgili halkı tatmin edici bir şey söyleyemiyor, yapamıyor. Dolayısıyla da iktidar da o gündemden çıkmak istiyor. İktidar da muhalefete saldırıyor. Ama muhalefetin biraz da şeyden düşünüyorum, tersten de düşünüyorum. Yani sadece muhalefet iktidara saldırmıyor. İktidar da muhalefete saldırıyor. Muhalefet de o tuzağa düşüyor. Yani karşılıklı aynı tuzağa düşüyorlar. Muhalefet de ona cevap vermeye başlıyor. Halbuki muhalefetin yapması gereken nokta halkın gündeminde kalmak ve sürekli halkın gündeminde kalmak. Eleştirisini de halkın gündeminden yapmak. Dolayısıyla... Mesela aşı gibi bir şey var. Muhalefetin bununla ilgili tek kelimesi yok. Yani giderek bir katastrofi haline gelmiş bir konu var. Ve muhalefet bundan ağız açıp tek kelime etmiyor. Çok garip yani. Tabii şu anda biz dünyada herhalde aşılamaya başlamayan nadir yani ülkelerden hani biriyiz. Nadir ülkeden değiliz. Çok ülke aşılanmıyor. Ama da hani bizim klasımızdaki ülkeler arasında bir biz kaldık. Dolayısıyla şimdi böyle bir gündemlerimiz söz konusu iken muhalefetin başka hiçbir şey konuşmuyor olması gerekiyor. Yani onların sürekli burada kalması lazım. Halbuki onlar da iktidara cevap veriyor. İktidar muhalefete saldırıyor. Ve bir kısır döngü orada. Ve kısır bir döngü var. Ve ama bu kısır döngünün sonuçta şöyle bir noktası var. Vatandaşa hiçbir faydası yok. Dolayısıyla muhalefetin burada kalması gerekiyor. Yani Kemal Bey sözde Cumhurbaşkanı deyince benim aşım yapılmıyor. Enflasyon oranında zam almıyorum. Fiyatlar aşağı düşmüyor. Dolar ucuzlamıyor. Evet. O sözde Cumhurbaşkanı direkt kendini tatmin ediyor. O da ona dava açarak o da kendini tatmin ediyor. Bitti. Aynen öyle. Yani bak, doğru mu gayet güzel. Evet, aynen öyle. Yani... Aradan eğer buna farklı bir şey söyleyen çıkıyorsa da millet ha tamam ha, bir dakika kardeşim diyor. Ben ne diyorsun tam olarak? Çünkü aslında gerçekten... Herkesin gürültü yaptığı bir yerde birisi şarkı söylüyor. Sen şarkıya kulak veriyorsun. Yani. Aynen. Çünkü sadece şarkıda değil Fatih Bey, insanlar çok büyük krizlerden geçiyorlar şu anda. Şarkı derken yani manalı bir şey söyleyeyim. Yani büyük bir ekonomik kriz var. Yani işte açlık göstergelerine başladık artık biz Türkiye'de. Ve hala bu tarz polemiklerin, yani biz herhalde, ben senelerdir hep aynı şeyi söylüyorum. Polemikler evet dikkat çeker ama oy getirmiyor. Yani kavga dikkat çekiyor ama oy getirmiyor. Sizin muhalefet partisi olarak dikkat çekmeye değil, oy kazanmaya ihtiyacınız var. Dolayısıyla bunu bir şekilde kafada tutması lazım. Ya ben gazetecilere dikkat çekmeye oynayabilirim ama bir oy isteyen birisinin dikkat çekmeye olması lazım. Aynen öyle. Bir şeyi söylerken niye söylediğinin cevabı olması lazım seçmen nezdinde. Yani ben sözde Cumhurbaşkanı derken bunun dönüp dolaşıp benim işte ikna etmek istediğim hangi seçmen grubunu ne şekilde ikna edeceğiyle ilgili kafamda bir şey olması lazım, bir stratejim olması lazım. Halbuki bu öyle değil. Bu yani burada böyle bir strateji yok. Dolayısıyla bu sadece bir kavga ortamı oluyor ve seçmen de bu noktada işte gerçekten o anlamda makulü söyleyene aramaya başlıyor. Kim onun derdinden konuşuyor onu aramaya başlıyor. Ve dolayısıyla da bir şekilde siz o özellikle kampanya dönemi yani seçim atmosferi dışındaki zaman çok değerli bir zaman. Çünkü siz seçim dönemi konuştuğunuz zaman herkes biliyor seçim için konuştuğunuzu. Oysa ki bu dönem en değerli dönem, o dönemi boş geçirmiş oluyorsunuz. Babacan'la gelecek olursam da ben izledim programınızı ve kesinlikle ve kesinlikle kurultayından çok daha etkiliydi. Zaten bence Babacan'ın televizyon programları, kurultayı eleştirirken de aynı eleştiri yapmıştım. Televizyon programları daha başarılı. Belli ki kurultayda o konuşma herhalde 85 kez değişti. O sabah yola giderken birileri bir şey çizdi, birileri bir şey çizdi. Muhtemelen işte Kürtlerle ilgili aman konuşma, milliyetçilere şöyle oynayalım dedi. Ötekisi onu dedi. Ve sonunda öyle... Sonunda ortaya abuk sabuk şey. Aynen öyle olmuştu. Biraz daha bence televizyon programlarında o kendisi konuşabildiği için makul zemini tutabiliyor. Gündemi de karşısındaki taraf belirlediği için evet. O da her türlü gündemi ayak uydurma becerisine sahip olduğu için. Ben şöyle söyleyeyim. Ama... İlk defa olarak, yanılıyorsam söyleyeyim. İlk defa olarak Babacan'ı şeye benzedi biraz. Süleyman Demirel'e benzedi.
Hani Süleyman Demirel kadar henüz daha esneklik ve bir anlamda o laf ebelini henüz daha kapmamış ama hani zekası onu da yakında üstüne eklermiş gibi duran bir Süleyman Demirel havası vardı. Konulara hakim, rakamlara hakim, bilgilere hakim, olaylara hakim, dışarıya hakim, içeri her tarafa hakim olma yeteneğinde siyaset açısından henüz zayıf ama o siyasi fırlamalığı da oluşturacak bir potansiyel sezdim. Doğru. Uzun vadede ne olur bilmem. Şimdi şöyle, evet yani rasyonel zeminde baktığınız zaman Babacan daha başarılı. Rasyonel evet. zeminde. Ama tabii ki siyaset sadece rasyonel zeminden ilerlemiyor. Yani o bir duygusal bağ kurması lazım seçmenle. Ben onu zayıf görüyorum çok Babacan'da. Zayıf, çok zayıf orada. O gerçekten çok zayıf. Muhtemelen onu çok eleştirdikleri için kurultayda biraz gözyaşı döktüğünü düşünüyorum. Yani orada öyle bir kendisini de duygusal yaptı. Ama onun yolu da o değildi. Onu da yanlış anladılar bence orada. Dolayısıyla Babacan'ın... Evet, ruh yoktur. Evet. Babacan'ın o duygusal boyutu bence eksik. İkinci bir eksiği daha var. Yani bir hala o kendi döneminin eleştirisini vermiyor. Ya hep o kendisinin Adalet ve Kalkınma Partisi'nin içinde aktif olduğu dönemi pirupak bir dönem olarak adlandırıyor. Onun için çok ittifak edildiniz ama hep orada kaçak güreşiyor mesela. Ben içeride mücadele ettim, içeride düzeltmeye çalıştım, 10 yıl buna çaba gösterdim, 2011'den sonra hep bununla uğraştım diyor ama yine de dışarıda o izlenimi tam uyandıramıyor. Evet, yani o eleştiri hala vermiyor. Bu arada mesela neyle uğraştığını da çok net duyamıyoruz biz. Böyle bir sorunu da var. Hukukla galiba çok uğraşmış. Bir de galiba ekonomik kurumların bağımsız kalmasıyla ilgili çok uğraşmış. Ama mesela ona da çok giremedi ki... Mesela TÜİK verilerine oynanmaya ilk başladığı dönem onun dönemidir. Yanlış hatırlamıyorsam. Yani... Bir de günün sonunda biz hakikaten işte yargı siyasallaştı diyorsak bir takım temel hak ve özgürlükler, basın özgürlüğü gibi alanların şu anda daraldığından bahsediyorsak bu bir gecede olan şeyler değil. Dolayısıyla bunun eleştirisini hala yapmıyor. Zaten o da onu söylüyor. Doz giderek arttı, arttı, arttı. Sonunda artık bunun geri dönüşü olmadığını gördüğüm noktada bıraktım diyor ama inancılık konusunda tabii ki sorunları var. Orada bir sorunu var. Bence üçüncü sorunu da Babacan'ın bence henüz tam bir... seslenebildiği ben bir hedef kitlesi olduğunu düşünmüyorum. Yani evet. Babacan seçmeni tanımlayamamış bence hala. Kimden oy alacak Babacan? Sanki ya... sanki biraz şeye benziyor. YDH'nın ilk günlerine benziyor. Yeni Demokrasi Hareketi'nin evet. kitlesine sesleniyormuş gibi bir hali var bir evet. ölçüde. Biraz TÜSİAD'a sesleniyor. Biraz liberal kitleye sesleniyor. Biraz muhafazakarlara ama muhafazakarların daha az muhafazakar olanlara sesleniyor gibi bir hali var ama karışık biraz henüz kafası evet. İşte o karışıklık çok zarar verir. Öyle çünkü, mi? Evet. Çünkü... Ben mesela belki sanki de bir vadede fayda vermez mi acaba? Hani hayır. Direkt bir hedef yok. Her şey tıraş bıçağı gibi yani. Herkes alabilir. Sakal tıraş olacak bey de alabilir. Koltuk alt tıraşı yapacak olan birisi de alabilir. Bacaklarının kılını kesecek kadın da alabilir diye bakabilirler yani. Günün sonunda bir bakarsınız hiç kimse almamış, kimse almamış. Çok riskli bir şey o. Çakar çakmaz, çakar çakmaz. Hedef kitlesini belirlemesi lazım. Ama hedef kitle siyasette o kadar kolay mı? Çok geniş bir hedef kitle var çünkü. Olsun yine de yani sonuçta mikro hedeflemeler yapılması gerekiyor daha makro hedeflemeler yapılması gerekiyor. Ama belli bir takım temel bazını kim oluşturacak bu partinin? Yani kime oynuyor bu parti? Ben baktığım zaman... AK Parti ilk çıktığında bazı kimdi? Muhafazakar seçmen... Onun dışında bence AK Parti ilk çıktığında bir takım sınıfsal birliktelikler oluşturdu seçmen evet, grubuyla. Oluşturdu. En büyük başarısı da oydu. Yani sadece ideolojik değil, sınıfsal olarak da bir takım o anlamda birliktelik oluşturdu seçmenle. Yine tepki göstermişiz İsrail'e. Bu sefer Batı Şeria'daki yasa dışı 850 konut için. İşimiz gücümüz tepki, çok seviyoruz tepki göstermeyi. Hemen bir... Ama hemen... arada barışıyoruz galiba. Mesela şey bugün Fransa ile ilişkilerimizi zaten düzelteceğiz de demişiz. Zaman. Yani İsrail'le zaten barışırız. Yok, yani. Fransa ile de ilişkilerimizi düzelteceğiz demiş Sayın Cumhurbaşkanı. İnşallah düzeltiriz. 2-3 hafta önce boykot İnşallah. Ediyorduk hatırlarsanız. Ama biliyorsunuz en çok satan otomobil markası, ticari araç dışı otomobil markası Renault oldu yani Türkiye'de bu boykot süresince. Artık onların galiba dönemi kapanmış o boykot işlerinin. Son da o İtalya'ya evet. olan boykot vardı. Önce olan krizi sırasında benim başlattığım Nur İçin'de yazsın şeyin yanında Sayın Dışişleri Bakanı İpekçi'nin yanında o günden sonra boykotlar pek tutmaz oldu. Hemen başka bir konuya geçelim mi?
Evet. Cumhurbaşkanı Erdoğan Telegram kullanmış bugün ve Telegram'dan ilk mesajını atmış. Bu bir uluslararası ona sebebiyet verir mi? Niye dersiniz? Az önce bir kez daha öğrendik ki Telegram'ın sahibi Putin'e muhalif bir Rus ve şirketin merkezini Rusya'dan çıkarıp Birleşik Amerika'ya taşımış. Acaba Putin'i kızdırır mıyız Telegram kullanarak diye birdenbire aklıma geldi. Herhalde kızmaz mı? Evet, ötek yani bir tane daha vardı sanırım. Neydi? Signal. Bip. Ha, Bip yerlisi. Bip ve Telegram'ı önermiş. Ben de gördüm. Cumhurbaşkanlığı İletişim Ofisi'nden paylaşılmış. Ama Cumhurbaşkanı bizzat kullanıyor mu bilmiyorum. Yani ben kullanmadığını biliyorum. WhatsApp'ta kullanmıyordu zaten. Kullanmıyordu WhatsApp? Yok. WhatsApp'ta kullanmıyordu. Ama o zaman ilk, şey, ya, ilk zaten ben bana sorarsan liderlerin WhatsApp falan filan şey kullanması çok anlamsız yani. Tabii. Gereksiz bir şey yani WhatsApp'ta bir yazışma olan. Yani ama zaten öyle bir vakitleri de yoktur, herhalde. Yani adamlara da yazdırmaz. Vardır, niye olmasın? O kadar da herhalde bir yerde bir WhatsApp mesajı atabilir yani. Belki yani WhatsApp'a tepki açısından belki danışmanlar böyle bir paylaşımda bulunur. Bence ben mesela WhatsApp'a çok kızgınım. Yani, Türkiye'yi Avrupa dışına çıkarttı. Böyle aptalca bir terbiyesiz bir iş. Çok enteresan o, evet. Ben de ben sileceğim WhatsApp. Arkadaşlarımla konuşamıyorum. Herkes silmeye razı gelirse silelim ve Signal'e geçelim diyorum. Çok evet, daha evet, şey görünüyor. Ne, hem bir vakıf olması hem de daha güvenlikli olması, verileri ticari amaçla kullanmayacağını beyan etmiş olması. Yok yok, diğer programları indirdi insanlar. Evet. Ben de mesela... Işte şey öyle, mesela HES'in de izin alması gerekiyormuş. HES şu anda Türkiye'nin yani devletin kullandığı program, uyguladığı aplikasyon devletin kanunlarına aykırıymış şu günkü haliyle. Onun da bizlerden izin alması gerekiyormuş. Aynen şey gibi, Facebook gibi ya da işte WhatsApp gibi. Gelelim şu dün başlayan meseleye. Karşılıklı davalaşmalarla gitti. Cumhuriyet Halk Partisi lideri Sayın Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sözde Cumhurbaşkanı diye bahsetti. Bu Türk siyasetinde alışılagelmiş bir şey. Hatta ben bugün onu yazdım. Yani Demirel'de Özal'a asla Cumhurbaşkanı demedi. İşte 864 rakamı tepedeki zat dedi. İşte Çankaya'nın şişmanı dediler falan. Her şey dendi adama. Özal da genelde bunlara güldü. Bir iki tane dava açtı ama daha çok bununla ilgili ileri geri konuşan kamu personeli dava açtı. Ben onu tanımıyorum falan diyen. Onun dışında kimseye bir şey yapmadı. Ama sözde lafını daha önce de etmişti. Kızılmamıştı. Bu sefer çok kızıldı. Evet. Fakat kendilerinin de yani AK Partilerin de CHP'ye yönelik çok sert, DHKPC'li falan filan gibi lafları var. Ve her iki taraf birbirine birer milyon liralık, hatta 1 milyon 1 liralık davalar açtılar. Bu normal mi bu? Yani bu ton ve bu davalarla Türk yargısı nereye gider? Vallahi çok normal ya. Yani ben normal bakıyorum. Yani olanlara bakıyorum, yaşananlara bakıyorum. Bence gayet normal yani. Her şey olağan seyrinde devam ediyor yani. Ama burada tabii hani gülüyoruz ama hakikaten ağlanacak halimize gidiyoruz. Bu çok trajikomik bir durum, içinde olduğumuz durum. Ben olağan görüyorum ama isteyerek olağan görmüyorum yani. Memnuniyetle olağan görmüyorum. Tabii. Geldiğimiz aşama, vaka bu, gerçek bu. Öyle bir seviyedeyiz ki yani siyasetçilerin birbiriyle, az önce de söyledim, sözde Cumhurbaşkanı söyleminin ne anlam ifade ettiğini, Kılıçdaroğlu'nun nezdinde bunu ne amaçla söylediğini ve seçmenleri tabanında bunun ne anlama geldiğini biz biliyoruz zaten. Emin olun AK Parti seçmenleri de biliyor, Cumhurbaşkanı'nın bizzat kendisi de biliyor ne demek istediğini. Çünkü işte orada bir yemin ettin ve tüm ülkenin objektif bir şekilde tarafsızlığını da ortaya koyarak, evet tarafsın ama bir cumhurbaşkanı kimliğine de aynı zamanda bu ülkede ihtiyacı olduğu için dolayısıyla herkese eşit mesafede yaklaşma konusunda senden beklentimiz vardı ama sen bir tabanı tutuyorsun deme amacını taşıyor. Emin olun Kılıçdaroğlu ve muhalefet, yani Cumhurbaşkanı Erdoğan'a karşıt olan seçmenlerin geneli zaten sözde Cumhurbaşkanı söyleminin aslında ne demek olduğunu biliyor veya hissediyor, düşünüyor vesaire. Belki sözde olarak ifade etmiyordur da, sen objektif Cumhurbaşkanı değilsin, sen bana Cumhurbaşkanlığı yapmıyorsun, bana adaletli yaklaşmıyorsun gibi kendi aralarında paylaştığı bir durumdur. Bunu Kılıçdaroğlu'nun sözde diyerek ifade etmesi biraz durumu değiştirdi. Yoksa yani işte seçilmiş olmasıyla, yani AK Parti de bunun karşılığında hemen
İşte mazbatayı paylaştı. İşte 24 Haziran'da halk tarafından demokrasiyle gelinmiş olan, seçilmiş olan bir cumhurbaşkanı olduğunu ifade etmeye çalıştı. Yani her iki taraf da kendi tarafından meseleyi bu şekilde korumaya, kollamaya çalışıyor. Ama yani ben AK Parti'nin de ne demek istediğini, ne anlam yüklediğini varsayıyorum, görüyorum. İşte CHP'ninkine de bakıyorum. Yani birbirleri arasında aslında bilinmeyen hiçbir şey yapmıyorlar. Yani siyasetçilere baktığımızda bundan 2-3 yıl belki işte pardon belki daha eski. Az önce ben mesela bir sosyal medyada Twitter'da bir video izledim. Sayın Devlet Bahçeli'nin aynı sözü bir zaman söylediğini yani ben sen aynı söz değil ama sen bir cumhurbaşkanı değilsin. Benzer, sen ben senin cumhurbaşkanı asla kabul etmem diyor. Milliyetçi Hareket Partisi'nin cumhurbaşkanı değilsin, evet. Benim değilsin falan gibi ifadeler kullanmış. Yani siyasette bunlar maalesef ki var. Bunun karşılığında ben seçildim, işte halkın seçtiği bir cumhurbaşkanıyım ben ifadesi de pek bir şey ifade etmiyor. Bir anlam ifade etmiyor. Yani AK Partililer hurra hemen bir kampanya başlattılar ve dediler ki işte demokrasiye söz eden işte kasetle gelmiş olan lider işte şudur budur falan diye bizimki halk tarafından geldi falan gibi. Bunu söylediklerinde Cumhuriyet Halk Partisi ya da AK Parti seçmeni karşıtlarının muhaliflerini ikna eden cümleler değil bunlar. Yani sen kasetle geldin tamam AK Parti seçmen zaten Kılıçdaroğlu'nu hiç sevmiyor. Kasetle geldiğini düşünüyor zaten. Düşünüyor. Bunu 5 yıldır düşünüyor, 10 yıldır düşünüyor. Fark etmiyor ki. Aynen. Veya tam CHP için söyleyelim. Tam tersine Cumhurbaşkanı Erdoğan herhangi bir şey söylediğinde ha tamam ya baksana Cumhurbaşkanı. Makul konuştu. Çok güzel konuştu. Ben önümüzdeki hafta itibariyle alanımı değiştireyim ve AK Parti'ye geçiş yapayım. Yok öyle bir şey. Öyle bir şey olmuyor. Yani hani böyle seçmenler birbirleri arasında çok güzel. Ha tamam bundan sonra bu platformda takılıyorum falan. Yani böyle WhatsApp'ı bile kaç gündür tartışıyoruz. Yer değiştirme konusunda problemimiz var. Yani. WhatsApp'tan Telegram'a geçelim. Telegram'a geçmek için bile bir arızamız. Yani 2-3 tane platform öneriliyor. Herkes indirdi telefonuna ama WhatsApp'tan yazışmaya devam ediyor. Yani hani ne zamana kadar? 8 Şubat'a kadar falan. Şimdi dolayısıyla ben karşılıklı tartışmaların hakikaten çok güzel gündem oluşturduğunu düşünüyorum. Bir zaman geçiyor, siyasetçinin de işine geliyor. Gündemi belirliyorlar gayet güzel bir şekilde. İşte o DHKPC militanı tamam. Herkes hemen CHP'liler harekete geçiyor falan. Cumhurbaşkanı Erdoğan Canan Kaftancıoğlu'na işte terörist dedi. Terörist değildir yaklaşım üzerinden bir sahiplenme haliyle. Sen ben o yani. Bunun dışında hiçbir anlamı yok. Vatandaşı ilgilendiriyor mu? Hiç ilgilendirmiyor. Ya sözde Cumhurbaşkanı demiş Kılıçdaroğlu. Dolayısıyla o söylediği için tüm Türkiye artık bundan sonra Cumhurbaşkanı'nı sözde görüyor. Öyle bir şey yok. Yani Cumhurbaşkanı'nı Cumhurbaşkanı olarak gören zaten Cumhurbaşkanı olarak görmeye devam ediyor. Sözde diyen yani şey de zaten şey öyle düşünüyor. Mesela Demirtaş için bir taraf diyor ki bu teröristtir diyor. Öbür taraf oy vermeye devam ediyor. Aynen. Öbür taraf işi idare etmeye çalışıyor. Yani teröristtir demiyor, terörist değildir demiyor. Öyle bu. Ortada. Ama dediğim gibi bunu tekrar etmekte fayda var. Vatandaşın gündemi şu anda bunlardan tamamen uzakta. Bakın ben size bir örnek vatandaşın gündemi ekonomi mi esas? Ekonomi çok net, bir şekilde. Ekonomi aşı. Ve bunlardan sıkıldığı için bakın insanlar ne izliyorlar biliyor musunuz? Az önce Gülfem de MasterChef izliyorlar, dizi izliyorlar, çukur izliyorlar. O Ses Türkiye varken O Ses Türkiye'nin yarışmacısı şu elendi diye haber görüyorum ben aşağıda. En çok okunanlar. En çok okunanlar da. Magazin haberleri. Şef olunca şefi görüyorum. Kim elenmiş diye haber görüyorum aşağıda. En çok okunanlar da. Survivor başlamış. Survivor'da kim katılmış, ne yapmış bunları. Millet bunları. Yani bakıyorum işte İbo Show bir yere çıkıyor falan. Yani bunun sebebi şu. Ya o kadar millet bıkmış vaziyette ki. Yani kafasını böyle doldurmak için. Yani bunlardan yoksa tamamen şey uzaklaşmak. Niye televizyonda komedi dizisi yok? Çünkü şu anda ben bulsam bir komedi dizisi seyredeceğim yani. Kesinlikle öyle.
Yani, sıkıldım artık. Şimdi bakıyorum ben arkadaşlarım, ya abi dün akşam çok iyiydi. Oğlum diyorum, işim bir şey yok, izleme beni diyorum ya. Yani bak ben bile izlemiyorum kendimi diyorum. Yani bırak diyorum yani. Ama ya yani, bizim işleri geçiyoruz. Yani şu anlamda söylüyorum. Yani tabii ki burası bir haber kanalı. Ve hem 2019'da hem de 2020'de bugünlerde magazine fark edildiği için Habertürk en çok izlenen kanal haber kanalı olduğunu da buradan duyuralım. Kürşat'ı da buradan tebrik edelim. Burada emeği geçen herkesi tebrik edelim. Kenan Bey'i dahil olmak üzere. Şimdi dolayısıyla bütününe baktığınızda ben çok net bir şekilde siyasetçi görevini yapıyor. Karşısındaki rakibi olan siyasetçi de üzerine düşeni yapıyor. Dolayısıyla kendi aralarında böyle dönüyor mevzu. Ama emin olun her geçen gün gelmekte olan geliyor, yaklaşıyor yani. Nedir o? Seçim. Yani dün 2 yıl 10 gün varken bugün 2 yıl 9 gün var. Yani net. Dolayısıyla sen bu vakti sürekli bu şekilde harcıyorsun. 2 yıl bittiğinde vatandaşın önüne çıktığında bir şey söylemek durumundasın. Hem iktidar için hem muhalefette kalmak. Ve o gün ne, o gün terörist mörörist diyemezsin, DHKP'ci diyemezsin, sözde özde gözde diyemezsin. Demeye de devam edebilirsin. Bir faydası olmaz. Ama vatandaş o zaman 2 yıldır biriktirdiğini ve bıkkınlığını, ya kardeşim senden hiçbir şey olmaz. Peki Dombra mesela işe yarar mı o gün mesela? Ya bunların hepsi o seçim kampanya döneminde sadece ve sadece kararsız seçmenler içerisinde %10'luk seçmen için yapılan şeyler. Yani tüm kampanya döneminde bakın ben kampanya yapıyorum. O gün çok geç kalmış olabilir. Evet evet. Yani bunlar sadece kararsız seçmen. Ha önemsiz mi %10? Tabii ki çok kıymetli. Yani bütün olayı hele değiştiriyor şu anda. Ama. Hele ki şu anda çok kıymetli. Ama %90'ının zaten fikrini aşağı yukarı işte gidişattan görebiliyorsunuz, gözlemleyebiliyorsunuz. Ben hem muhalefetin hem de iktidarın kendi gündemlerine aslında vatandaşın gündemlerine dönmeleri gerektiğini düşünüyorum. Ama biz her hafta geleceğiz. Bu konuyla ilgili ne düşündüğümüzü paylaşacağız tabii ki. Bu da bizim varlık sebebimiz. Yani işimiz, mesleğimiz. Dolayısıyla siz soracaksınız. Evet. Biz de o yapılanlar üzerinden değerlendirme yapacağız. Ben de arada bir reklam arası vereceğim. Bu değerli izleyiciler bazıları diyor ki kardeşim konuştuğunu anlamıyoruz, program yapma. Ya ben program yapıyorum. Babamın kanalı, parayı basıyorum, program yapıyorum. Beni çok seviyorlar, yapıyorum. Sen izleme ya. Konuştuğumu anlamıyorsan izleme özgürlüğüne son derece sahipsin. Bak elinde bir tane şey var, kumanda. Bu kumanda değil ama bazı şeyleri kumanda da olabiliyor. Kumanda da tık basacaksın başka kanalda. Diyeceksin ben bu herifi anlamıyorum, başka anladığımı seyrediyorum. Niye bana program yapma diyorsun? Sana ne? Anlamıyorsan, bir konuştuğumu anlamıyorsan, beğenmiyorsan, tipimi beğenmeyebilirsin, konuklarımı, yok konuklara laf söyletmem, beni beğenmeyebilirsin, konuşmamı beğenmeyebilirsin, ceketimi beğenmeyebilirsin, kravatımı beğenmeyebilirsin, ışığı beğenmeyebilirsin, ulan bu herif giderek kel kalıyor diyebilirsin, bin tane seyretmezsin, olur biter, niçin sen yapma, bırak bu işi, bırakmıyorum, var mı sana mı? Reklam arası. İşte Fatih Altay. Ya çok komik ya. Aynı adam diyor ki konuştukların diyor anlaşılsa da İngilizce gireni doldurmuyor. Oğlum manyak mısın? İzleme. Hasta. İzleme. İngilizce gireni doldurmuyor. Program başından beri mail atıyorlar. Aynı adam ve onun avanesi. çok komiksiniz. İzlemeyin deli misiniz? Bazoist misiniz? İzlemeyin. Yalvarmıyoruz hani izleyin diye. Neyse hemen size geçeyim. Şimdi o tarafını konuştuk konuda ama başka bir tarafını. CHP'de ne oluyor? Bir ince çıktı, bir parti kuracakmış gibi oldu. Yürüyüş, hareket falan filan. Ama fosladı mı diyeyim, cortladı mı diyeyim bir şey çıkmadı oradan somut elle tutulur. Ne oluyor CHP tarafında? Böyle gidecek mi yoksa CHP'de bir şey olması bekleniyor mu? Seçime kadar böyle gider mi CHP? Böyle gider. Hatırlayacak olursanız biz Sayın Kılıçdaroğlu'nun bütçe görüşmelerinde aday olabilir misin, olabilirim derken ben Sayın İnce'nin de önünü kesmek istediğini söylemiştim. Çünkü Sayın İnce
sürekli bir şekilde Sayın Kılıçdaroğlu aday olursa başka bir senaryo olduğunu, olmadığı, aday olmak istemediği için kendisinin bu yollara çıktığından bahsediyordu. Dolayısıyla ben olup olmayacağımı ne biliyorsunuz derken birkaç nedeni olduğunu, bunlardan biri de İnce'nin de önünü kesmek olduğunu söylemiştim. Hala da öyle düşünüyorum. Sayın İnce önce bir çıkış yaptı, bayağı bir gündem oluşturmaya başlamıştı ama uzun bir zamandır kendisinden söz ettirmiyor. Dolayısıyla ben o aşamada büyük bir ilerleme olacağını düşünmüyorum. Bence Cumhuriyet Halk Partisi bu dönemde işte ittifakla beraber Millet İttifakı'nı daha da genişletmeye çalışıp kendisinin oradaki payını daha görünür kılmak isteyecektir. Tabii burada da aslında yani biraz önce bu sözde Cumhurbaşkanı tartışmasından çıkarak da yine hep aynı şeyleri konuşuyor gibi olacağız ama bunun için biraz daha bu tarz polemiklerle değil, halkın gündemiyle halkın sorunlarıyla gündem yaratması lazım Cumhuriyet Halk Partisi'nin. Şimdi bu iktidar tarafının uzun bir zamandır zaten biz bunu biliyoruz. Hep bir kutuplaştırma politikası olduğundan bahsediyoruz. Klasik popülist lider iletişimlerini kullandığını söylüyoruz. Özellikle Sayın Cumhurbaşkanı'nın. İşte bunların en temellerinden biri nedir? En temellerinden biri düşman yaratmaktır. Bugün örneğin Deutsche Welle bir tane haber düzenlemiş. Sayın işte Erdoğan bugüne kadar kimlere terörist dedi diye. Böyle alt alta sıraladığınız zaman komik de bir manzara çıkıyor. İşte dolara yatırım yapanlara, kredi derecelendirme kuruluşlarına, Millet İttifakı'na, Kemal Kılıçdaroğlu'na, CHP'li belediyelere, İyi Partili belediyelere, anayasa reformunda hayır oyu verenlere gibi gidiyor da gidiyor. Yani aslında o anlamda bu terörist hikayesi, yani bir öteki yaratma, sürekli bir düşman yaratma hikayesi çok tipik bir popülist lider iletişimi. Çünkü popülist liderler bunu çok kullanıyor. Tutuyor mu hala? Ben çok tuttuğunu düşünmüyorum açıkçası. Yani özellikle Türkiye'de bu terörist hikayesini işte biraz önce gördüğünüz gibi Sayın Cumhurbaşkanı o kadar çok kullanıyor ki artık ben bunun bir etkisi olduğunu düşünmüyorum. Dolayısıyla da bunun çok bir seçmen nezdinde de ben artık bir etkisi olduğunu düşünmüyorum. Çünkü herkes her an terörist olabiliyor. İşte dolar tutarsanız da terörist olabilirsiniz. Kredi kuruluşundaysanız da, üniversitedeyseniz de, ilaçtığınızda. Dolar tutan terörist dendikten sonra milletin bankalardaki dolar miktarı 340 milyar dolara yükseldi. Çünkü dediğim gibi artık ben bunun bir etkisi olduğunu düşünmüyorum. Belli kavramları çok fazla kullandığınız zaman kavramların içini boşaltıyorsunuz. Şimdi Türkiye'de bu vatan haini, terörist biraz bu kapsama girmiş durumda. Herkes her an hepimiz vatan haini ya da terörist olarak etiketlenebiliriz. Bunun için özel bir şey yapıyor olmanıza da gerek yok. Dolayısıyla bu kadar kavramın içini boşalttığınız zaman etki alanını kaybetmiş oluyorsunuz. İşte şimdi Sayın Kaftancıoğlu'na terörist demesinde tabii şöyle bir ayrıcalık da var. Biliyorsunuz Sayın Kaftancıoğlu 7 yıl önceki tweetlerinden dolayı 9 yıl 8 aylık bir mahkumiyet aldı. Şu anda Yargıtay'da olan bir davası var. Dolayısıyla da şimdi bu şekilde olan bir il başkanına siz DHKPC üyesidir derseniz ve bunun hiçbir aslında gerçeklik payı yoksa ki Sayın Kaftancıoğlu öyle olduğunu söyleyip karşı dava açtı. Evet. Şimdi dolayısıyla siz bu kavramların iyice içini boşaltmış oluyorsunuz. Yani o zaman da biz şunu anlıyoruz. Siz sistem tartışmak istemiyorsunuz. Aktörler üzerinden gündem yaratmaya çalışıyorsunuz. Bunun da en klasik yöntemi düşman yaratmak. Ama diyoruz ki CHP yeterince düşman olmuş vaziyette, bundan daha öteye taşınamaz. Ve CHP bugünkü halini, bugünkü politik anlayışını seçimlere kadar korur. Bu şeyleri, etiketlemeleri Cumhuriyet Halk Partisi'ne uzun bir süredir yaptığı için artık bunun alıcısı bunu aldı. Buradan yeni bir seçmene ulaşamaz Sayın Cumhurbaşkanı ve buradan bu halkın gündemini de değiştiremez. Yani biz ne diyoruz? İki tane temel gündem var. Birisi ekonomi, ikincisi aşı. Aşıya da bakacak olursanız çok ciddi bir ekonomik ayağı var. Çünkü insanlar aşı olup çalışmaya başlamak istiyor. Aşı olup hayata geri dönmek istiyor. Dolayısıyla temel kaygı ekonomi ve bu ekonomi düzelmediği müddetçe Sayın Demirel'in biliyorsunuz bir lafı var. Tencere devirince iktidar yoktur diye. Bence biraz şu anki iktidarın durumu bu. Evet. Peki çok teşekkür ederim. Ya bir teklif yapayım mı size? Bunu kimse de sormadım. Kabul ederler mi de bilmiyorum. Bundan sonra böyle her salı veya sizin için hangi günüyse pazartesi falan bile benim programın bir bölümünü böyle yapalım mı? Çok güzel. Mesela 3 saatini 2 saatini böyle yapalım. 1 saatini ben başka gündemde bir şey
Çok uyar güzel mı? Olur bence. Olur tabii, zevkle. Ben bunu bizim yönetimle konuşayım, kanal yönetimiyle. Tamam. Böyle yapıyor ya. Hani buna feta kompli derler. Yani, hayır diyecek halleri kalmasın diye. Çünkü ben sizinle çok eğleniyorum. İkiniz de samimi konuşuyorsunuz. Böyle o makuliyet ölçüsünü tutturabiliyoruz. Zaman zaman çıkmış olsak da makuliyetin dışına, geçmiş performansımızda bugün makuliyet ölçüsünü içerisinde durabiliyoruz artık tecrübeyle. Peki inşallah görüşmek üzere. Sevgiler, saygılar.